müteahhitin yaptığı, müteahhitin sattığı şeklinde görsellerle biliyoruz onu artık sosyal medyada. Peki Bozkurt Belediye Başkanı İsmail Saymaz'a neler söyledi? Bir bakalım mı? Bozkurt, sel felaketi burayı adeta yok etti. O ilçenin belediye başkanı konuştu. Yıkılan ölçer apartmanının toprağı, müteahhidin kendi apartmanınınsa kayalık zemine yapıldığını söyledi. O felaket öncesi sadece araçlarınızı çekin anonsu yapılması soruldu. Bu kadar vahim olduğunu bilmiyorduk dedi. 20 kişiye mezar olan ölçer apartmanı 60'ın üzerinde ölüm. Günlerdir aranan kayıpların merkezi Bozkurt ilçesinin belediye başkanı İsmail Saymaz'a konuştu. Ölçer apartmanın neden çöktüğü sorusunu yanıtladı. Bina ana köprüden 100 metre aşağıda, köprüde sel birden 15-25 metre yığınak yaptı. Hatta köprünün ucunu kopardı, sel binanın olduğu istikamete hızlı şekilde gitti. DSI'nin tahkimatı yıktı, binanın altını oydu. Diyeceksiniz ki yanı başında yine aynı müteahhitin yaptığı bir bina daha var oranın yapısı biraz kayalıkmış. Yıkılan ne toprak mıymış? Bunun mühendisliğiyle ilgili problem yok mu toprağı sel götürüyorsa? Toprak evet yapı itibariyle belli. Çay oydu altını tamamen. Bina projelendirildiği zaman yapı denetime gidiyor. Yapı denetim izni olmadan inşaat yapmak mümkün değil. Zemin etüdünde karar verilmesi lazım. Buraya fore kazık gerekiyorsa fore kazık. Bozkurt'ta en fazla 5 katlı yapı inşa edilebilir. Ancak yıkılan ve hasar alan binalar en az 8-10 kat. Yanık'a göre eski Başkan döneminde imar planında değişiklik yapıldı. Hatta o değişikliğin ardından önceki dönem belediye başkanı da çayın başında iki blok halinde 10 katlı bina yaptırdı. Çok Araçları çekin anonsuna rağmen yeterince önlem alınmadığı da çok konuşuldu. Belediye başkanının yanıtı bu kadar vahim olduğunu bilmiyorduk oldu. Anons belediye hoparlöründen yapıldı. Zabıta aracıyla megafonla yapıldı. O kadar vahim olduğunu bilmiyorduk. Vahim olduğunu bilseydi arkadaşlarımız evi boşaltın derdi. O zaman 1000 bin, 1500 bin kişi ölürdü. Hep yollarda çarşı içinde yakalanırlardı. <laughs> yanık, sele ilişkin en kötü senaryo hazırlığının bulunmadığını, felaketin öngörülmediği, yalnızca araçları çekin diye anons yapıldığını kabul etti. Şimdi verilerin üzerine gideceğiz. Gerçeği birlikte ortaya çıkaracağız. Doğal afet bütçeleri. 2017 yılı, 2018 yılı, 2019, 2020 ve 2021 yılları doğal afet bütçemiz efendim. Bakalım. 2017'de 114 milyonmuş. 2018'de 122 olmuş. 2019 141. 2020 158 milyon. Ve 2021 yılı tam tutarıyla 174 milyon 468 bin lira. Peki o zaman bir soru sormak lazım. Bu bütçe nereye kullanıldı? Nasıl kullanıldı? En önemlisi vatandaş diyor ya ya sağa sola yardım yapıyoruz vatandaşımız mağdur. Yardımlarla kıyaslandığında bu bütçeler nasıl görülüyor? Birlikte bakalım. Türkiye'de doğal afetlere ayrılan bütçe 2021 yılı için 174 milyon 468 bin lira. Yaklaşık 20 milyon dolar. Geliyor mu abi? Ben, ben, ben. <laughs> Paranın bütçedeki karşılığı doğal afet giderlerini karşılama ödeneği olarak geçiyor. Harcama alanı ise kuraklık, yangın, sel ve depremler dahil ülke genelinde yaşanan tüm doğal afetlerdeki zararın karşılanması. Yasa gereği Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü takdirde bu parayı yaraların sarılması için ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtabilir. 2017 yılında söz konusu ödenek 114 milyon 703 bin liraydı. 2018'de 122 milyon 44 bin, 2019'da 141 milyon 937 bin, 2020'de 158 milyon 686 bin ve 2021'de 174 milyon 468 bin lira oldu. Sadece 2017 yılında Türkiye'de birçok doğal afet yaşandı. Ülke gündemine en çok meşgul edenler Ege ve Akdeniz bölgesinde yaşanan orman yangınları, Marmara bölgesindeki dolu ve sel felaketleri oldu. Özellikle İstanbul'da bir hafta arayla gerçekleşen dolu yağışı ve sel felaketlerinin toplam zararı 700 milyon lirayı buldu. 2017 yılı için ayrılan bütçe ise 114 milyon 703 bin liraydı. Bu yüzden her felakette vatandaşlardan afet yardım etmeleri için para istendi. İBAN numarası verildi. Fakat eş zamanlı olarak yurt dışına milyonlarca liralık yardım yapıldı. Üstelik hibe olarak. Yakın zamanda Somali'ye yapılan 30 milyon dolarlık yardım gibi. Bunun dışında bütçeden Temmuz'da 53 milyon, Haziran'da 24 milyon lira olmak üzere 7 ayda yabancı ülkelere toplam 94 milyon 239 bin lira yardım yapıldı. Afet demişken mevcut hava durumuna da bakalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız veriler, bilgiler, taze bilgiler diyelim. Öğleden sonra gelen güncellenmiş verileri aktaralım. Batı Karadeniz'deki 5 il ve Marmara bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısı var. Vatandaşlarımıza uyarımızı yapmış olalım. Sel su baskını ve heyelan riski için farklı bölgelerden uyarılar derlendi. Batı Karadeniz'in kıyı kesimiyle Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde Saanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre akşam saatlerinden sonra Düzce'de, Zonguldak'ta, Bartın'da ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Aynı şekilde Sakarya çevrelerinin de bu gök gürültülü sağanak yağıştan etkilenmesi bekleniyor. Marmara'da hava sıcaklıkları 1 ila 3 derece azalacak. Özellikle kıyı kesimlerinde azalmanın daha etkili olması bekleniyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor. Meteoroloji meydana gelebilecek sel su baskını yıldırım dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ayrıca heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da uyarıyor. Dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğinin altını çiziyor. Aktarması bizden efendim. Dönelim tekrar ülke gerçeklerine. Bahçelievler Belediyesi ile devam edeceğiz. Adalet ve Kalkınma Partili bu belediye 2,5 milyonluk bir beton parke taşı alım ihalesi açmış. Bizzat raporda öyle yazıyor. Yine rapora göre 3 şirket teklif veriyor. İhaleyi Adalet ve Kalkınma Partisi Sancaktepe ilçe Başkanı Adil Kandemir'in yeğenlerinin sahibi olduğu şirket kazanmış. Milyonluk ihale AKP'li ilçe başkanının yeğenine gitti. Adres İstanbul Bahçelievler Belediyesi. Belediyeye bağlı Fen İşleri Müdürlüğü beton parke taş alımı ihalesi açtı. Bedeli 2 milyon 963 bin 100 lira olarak belirlendi. Bu ihale için 3 şirket teklif verdi. İhale 5 Ağustos tarihinde yapıldı. Kazanan 2 milyon 565 bin 500 lirayla az son yapı elemanları anonim şirketi oldu. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre ihaleyi firmanın AKP Sancaktepe İlçe başkanı Adil Kandemir'in yeğenleri Ömer Kandemir ve Mehmet Kandemir kazandı. Şirketin AKP'li belediyelerden aldığı tek ihale bu değil. Geçtiğimiz yıl AKP'li Sancaktepe Belediyesi'nin Sancaktepe ilçesi bölge mevcut parkların tadilatı, yeni park yapılması yapım işi adlı ihalesini almıştı. Şirketle belediye arasında 6 milyon 944 bin lira üzerinden sözleşme imzalanmıştı. İlginç bir